Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezai. Ben Kaan. Bugün zor şartlarda bariyerlerin arkasından sesleniyoruz. Evet. Önümüzdeki terörümü tanıdınız mı bilemiyorum. Daha önceki videoları izleyenler herhalde. Kalesi'ye hazırlamıştık bunu. Evet, Kalesi'ye hazırladığımız terörümde. Ve Kalesi'ye bir eş bulduk. Eşi aldık. Eşi aldıktan 2-3 gün sonra maalesef Kalesi'yi kaybettik. Ki ben yaştan olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü bayağı bir zamanlar adam bendeydi. Yani daha önce tanıştığımız zaman bile vardı ve yaşı oldukça yaşlı diyordum. Vardı yani. Türkiye'ye geri de bayağı olmuştu işte. Yani şans ya, ne diyeyim. Gerçi bu da hani erkek diye düşünüyorduk da bunu da ben geçen gün makro fotoğrafını çektim alttan. Hani bu da muhtemelen dişi. Yani yine hala bir dişimiz var. Ve bir erkeğimiz yok. Buradan yeni Kalesi. Evet, yeni Kalesi bu oldu. Kalesi 2. Kalesi versiyonu 2. Şimdi versiyon 2 olmuşken de biz de dedik buna bir yeni bir terrarium kuralım. Terrarium'u yani güncelleyelim, versiyonu yani yükseltelim. Aynen, upgrade edelim. Kalesi Vol 2 olsun bu. Ve bunda da bir ekstra bir canlı ekleyelim. Bir de şimdi terrarium'a açıkçası Kalesi'nin vefatından beri çok fazla bir şey görmedi. Hani evet, bakım görmedi terrarium. Bayağı hem de şey soruları geliyordu. Hani terrarium'ları nasıl temizliyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz diye. Kaan'ın aklına geldi. En azından dedi, temizliğini bu şekilde yapalım. Hem yardımcı olur, görenlere fikir olur dedi. Sırf o yüzden temizlemedim yani. Değil mi? Yoksa, tabii, yoksa tabii. Her şey bal dök yala diğer terrarium'lar. Evet evet, öyle tabii. Evet, bunu hem temizleyeceğiz. Şimdi temizlemek için ne yapacağız? Ondan bahsedelim önce. Sonradan hızlı hızlı o geçer o kısımlar. Şimdi temizlemek için önce dış kıyı alabiliriz. Yani terörümde olan dış kıyı elimizle alabiliriz, görüyorsak eğer. Ama pek bunda gözükmüyor gibi dış kıyılar. Ben un kurdu falan da atıyorum içine. Ve bir de bunu biyoaktife çevireceğiz. Bunda biyoaktif yok muydu şu an? Şu an yok yani. Şu an yok. Arada ben izopot atıyorum buna. Bir de şeyler de seviyor. Krokodil skinkler izopotu da seviyor. Atıyorum. Onlar biraz yapmıştır. Ama şu an biyoaktifi çevireceğiz. Hatta izopot da ben atacağım buna. Onları şu an getirmedim. Gerçi izopot yanında yok da spring tail var. Aynen, spring tail atacağız buna işte. İzopot da koyacağım ben. Çünkü izopotu seviyor Korkadır Sink'ler. Bir ekstra bir arkadaş da atacağız. O da arada tadına bakar belki ya izopotların. Evet, şimdi önce bir temizlik yapalım. Sirkeli suyla yapacağız yani. Temizlikte ne kullanacağız? Yani sirkeli su kullanacağız. Hani sirkeyi bastırıp peçeteye camları sileceğiz biraz işte. Şunlar şeyden genelde. Hani spreyi fazla yaptığımız için, nem fazla olduğu için bu terörümde kireç yapıyor bunları yani daha çok. O şekilde bir pislik oldu. Bunları kireç etmiyoruz. Hatta şey de oluyor, mesela jiletler var. Normal jiletlerin ucunu kopartıp da veriyorsunuz. Veya sırf cam silmek için jiletler var. Sende yok şu an herhalde. Yok. Bende var, keşke yedirseydim. Neyse, onunla da kazıyabilirsin camlardaki şeyi. Biz olduğu kadar yapacağız ama artık. Ama şey, kimyasal kireç sökücülerden uzak durun arkadaşlar. Arıtamadığınız takdirde nemlendirmeyle içeriye karışacaktır ve canlınızın ölümüne yol açabilir. Yani kesinlikle en sağlamı sirke. Bir de canlıyı çıkartın yani kesinlikle terörümden. Biz şimdi bakalım ne yapıyor bizim karısı. Arka köşede, arka köşede. Öldü mü lan yoksa bu da? Öldü mü? Ya bunlar, bu yani Kalesi de ben görmemiştim onu da. Bu arkadaş gerçekten çok iyi. Bir numarası yapıyor bak, şu an gördüm mesela, hiç İstifini bozmuyor. Hala bozmuyor. Hakikaten bazen etmiyor. Ben bunu çok kez açıyorum böyle, acaba öldü mü deyip. Hatta bunun şeyini de, ilk geldiği günü de bilenler vardır. Paylaşmıştım. Benim Instagram'ım hala var. Baksana adam bana mısın? Yani hatun bana mısın demiyor. Bazen suyun içine görüyorum, diyorum kesin öldü. Ama gerçekten hani ölü numarasını yaptıklarını ben bununla anladım yani. Diğerinde hiç böyle şeyler yaşamadım. Şimdi ele de alırım bak. Şu an jet father oldu. Bir de bu Kalesi gibi de değil ya. Kalesi çok uysaldı, hareketsizdi. Ya belki gençliğinden olan bir şey olabilir ama bilmiyorum. Artık onu göreceğiz bakalım zamanla. Şey mi bu kaba? Aynen, onu açalım. Yani canlınızı içinden alırsanız daha iyi olur temizlik içinde. Dayıyor ona. Sen kapağı getir de. Getirdim. Çünkü gerçekten çok hızlı. Bak bak. Görüyorsun değil mi? Bıraktığım gibi kaldı. Oğlum anladık öyle olmadığından. Numarayı bırak artık. Sen şuraya koyun da Semih arada belki ona bir çekim yapar. Şimdi, bak blitz peçete var bunun içinde. Aa, son blitzler. Evet, önceden hazırlamıştım onu. Evet, şimdi mesela bu yem kabımızda. Bunu ben döküyorum buraya çünkü niye olduğunu anlatayım. Un kurdunu ben bunların salıyorum da içine. Hem biyoaktif temizliğe biraz faydası oluyor.
Hem de bu canlılar, skinkler özellikle kazıp da... Bunun içinde dördüncü örümceği de bulduk Kaan. Oo. Bunlar kazıp da şey yapmayı seviyorlar. Avlanmayı seviyorlar. O yüzden döktüm gitti şöyle. Örümceği de yakaladın mı? Evet aldım sayılır. Evet bizim nerede örümcek kaplarımız? Diğerlerini sağladık şurada herhalde. Var. Aynen sağladık. Bu ne hayırdır ya, üretimhane gibiyiz ha. Duruyor galiba. Aynen. Bunu da saldın mı? Yok saldım onu evet. 4 mü 5 mi oldu? 4 oldu galiba. 4 mü 5 oldu bu. Yani 4 tane çekim yaptık şu an. 5 tane örümcek yakaladık. Tamam. Bunlar çok güzel. Ev örümceği diye geçiyor herhalde. House Keeper. Street Spider. Bunları yine... Bunları da atalım. Yine bunlar Spring Tail'de ekleyeceğiz ya. Onları da yesin onları. Yani şu kapıda bir temizleyebiliriz ekstra. Ama çok da, çok gerek, da gerek yok. Çünkü üzerine ekstra kap takıyorsun zaten ya. Aynen. Şu, o yüzden zaten var bu da. Bunu böyle koyduk. Bak bu da çok pahalı ya şu an. Onun konusu geçmişti zaten. Korkma. Bu arada bakar mısın? Onun altındakiler şey mi? Might Spring mı? Tail. Yoksa Spring Tail mi? Spring Tail. Oo. Baksana Spring Tail'ler baya... Aa, Izopod da var. Izopod da var bunun Izopod'lar içinde. Izopod'lar yavrumuş. Gösterebilir misin acaba bunda? Bunda gözükürler şu an. Şuradan gösterebilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Sen buraya daha önce atmış mıydın Spring Tail? Evet. İyi. Yani biraz atmıştım Spring Tail. Yani Izopod'lar birlikte. Onlar tutmuş demek ki. Süper. Biz biraz daha ek yapacağız bunlara. Bir de bunları zaten yoğun nem kullanıyorsun ya. Aynen, o yüzden bak şimdi nasıl, niye bunun altında biliyor musun? Burası nemli kalmış bak. Diğer taraflar biraz kuru ya şu an. Orası nemli kaldığı için o bölgeyi daha çok altına girmişler. Bir de ahşap da yiyorlar bir yandan. Zaten daha önce Spring Tail bakımını da çektik. Muhtemelen yayınlanmıştır o şu an. Onu da şuraya ekleriz bir de. Evet. Bir tane su kabımızı değiştirdik bundan daha önceki setup'a göre. Çünkü o kaya olduğu için illa bir yerden su kaçırıyordu. Ve içine böyle iki tane taş koydum ben. Bu taşlar tanesini 1,5 liraya almıştık. Sen de görüyorsun bu arada. 1,5 liraya almıştık. Değil mi Sezai? Sezai'nin bana hediyesi. 2 yıl önce değil mi? 2 yıl önce. Bu da 3 sefer olmuştur şu an. Sadece kan o makinenin netliği dipte. Evet. Bilgin olsun. Çok aynen. Yaklaştırırsam şey çıkar. Bulanık sıkıntı yok. Zaten tabana netledin herhalde. Taban netledin. Zaten 3 kamera çalışıyoruz bugün yine. Ben mümkün olduğunca zaten yaptıklarımızı buradan çekmeye aynen çalışıyorum. Şimdi şunu çıkartalım bir kere. Bunun içine. Yem şey koyacağız. Yem koyacağız buna çünkü. Şimdi... Nereden başlayalım? Camları sileceğiz. Şimdi burayı sen artık hızlandırırsın. Biz camları biraz temizleyelim. Yani çok fazla kabasını aldı. Yani çok fazla temizlemeyeceğiz. Şurada sirkemiz var. Sirkeyi zaten bunda böyle çok babacan temizlemek için bayağı bir hani hortumla mortumla yıkamak lazım. Çok mümkün yani değil çünkü bu yapıyı bozamazsın. Evet. Sen bu kadar çok torfu bir yere alamazsın. Evet, şu bir de Spring Tail üremesi yani çok ayrı bir şey. O yüzden bu tararını çok etmemek lazım. Bir de hazır şu an tutmuş. Sirkenin çok faydası, yani zararı olmayacaktır canlıya. O yüzden sadece canlıyı içinden alın. Biraz da havalandırın. Sirke saf bir şey sonuçta. Saf sirke. Bir de zararı olmaz. Sirke yani. Şey, kireci çok güzel yok ediyor. Evet, kireci. Mikrobu da öldürür. Zararlı olan mikrobu da öldürür. Şöyle bildiğin Ayşe kadın. Evvela temizliğe girilir. Burada deri atmış zaten. Deri de duruyor. Onu gösterir şimdi şeyde ben onu gördüm de. Deri kabuk gibi onları biraz atayım da. Terledik biraz ya. Ya şöyle bir de oraya hani izleyenler arkamızı dönmeyelim diye buradan temizlemeye uğraşıyoruz. Evet. Hani dört dörtlük olmadı ama ne kadar fark ettiğini en azından görebiliyorsunuz. Bunu evde hani daha detaylı bir temizlikte çok daha temiz elde edilebilir. Yani bir de o jilet olsaydı çok daha rahat olacaktı şu an. Mesela bazı yerler çıkmadı ama o jilet sayesinde daha rahat çıkardı. Şimdi yani genel olarak temizliğini yaptık. Bir de şurada bir derim vardı, bir şey vardı. Evet evet. Kabuk bırakmış. Kalesinin kabuğu. Gerçi bioaktif olacağı için onu bırakabilirsiniz. Aynen bu kalacak zaten. Onu yok edeceklerdir. Aynen bunu zaten hem kalsiyum sağlar şeylere. Spring Tail'lere. Evet tamam, şimdi bunu hallettik. Şimdi içine şurada... mesela şey de kullanacağız ya, yeşillendirme falan da yapacağız. İstersen evet, kuru yaprakları serpmeden önce yeşillendirme noktalarını da belirleyelim. Yani mesela şunu koyacağız içine. Şunu koymayı düşündüm. Ups lan kameraya çarptık ha. Bunu nereye koyayım? Köşeye bile koyayım böyle değil mi? Şu arka köşe uygun gibi değil mi? Arka köşeyi koyalım şuraya. Açalım, dur bakayım ben. Burada deri parçaları var ya. Şöyle açalım abi. Bana saksıyla koyacağım, hani ileride değişim meclisi. Çat yumurta çıkıyormuş oradan. Meğer kalesi onda... öbür erkekmiş. Ha,
Ne olur ama ya. Duygulanırdım. Ya bu teraryum işte kalesinde adam benden önceki Burak'taki teraryum da bu şekil, buydu yani. Öyle bir şey bilmiyorum. Olabilir mi? Onda çok bunda yumurta aradık ya ondayken de. O zaman çift de vardı tabii. İki taneydi. Çok yumurta aradık. Şöyle kalsın. Daha işte bir ses yapıyor çok. Bu cama doğru döndürsen öyleydi zaten. Şu köşeye dönüp tuvalet ilk başta. Köşeye mi? Evet. Kulaklar bayram. Oh, ne güzel oldu. Şu aslında çok şey ama yeşil. Onu da bu diye. Dalın üzerine taktır ucuna. Havada kalmış olur böylelikle bence. Bence diyorsun. Bu aslında AliExpress'ten aldığımız çok ucuz bir şeydi. O sap kısmı çıktı. Sap çıktı. Saplasın onu ayırmak lazım. Özlü sözü. Tamam. Baksana altı aslında nemli bayağı. Spring Tail'in bak. Baya baya tutmuş bu. Baya var spring değil ya. Şimdi biraz daha takviye yapacağız. Şimdi takviyeden sonra artık yürür gider yani. Oturur. Bir de belki işte yağmurluğa da bağlarsak buna tamam. Ama yağmurluğa bağlamayacağım çünkü drenaj yok bunun dibinde ya. Drenaj yapmadık biz buna. İşte yağmurlamayı ek zamanlayıcıyla bağlarsan sadece günde iki kere otomatik yaparsa bence drenajlık bir durum olmaz. Günde bir kere 15 saniye bile yeter buna belki. Aha. Ben kendim de böyle. Hani, ek zamanlayıcı koyarsan gene başın ağrımaz. Aynen. Şu bambuyu koyalım mı? Koymayalım. Bambuya gerek yok ya. Bambu için zaten su lazım. Evet, ya bambu için ayrı bir kabın içinde aktif sürekli su bırakman gerekiyor. Aynen. Şurada bir tane springtail şeyimiz vardı. Daha önce gösterdik bunu. Şuradan göstereyim. Bunu muhtemelen görmeyecek yine. Bunu komple ediyorum. Ben bunun içine atalım. Hı. Karıştıralım ya. Abi bir de dur. Onu en son yapalım doğru. Şurada bir tane bambumuz var. Bambuyu koyacağız. Ben ona göre kesmiştim onu. Bunun içinde yine pirinçler falan var. Daha önce anlatmıştık bunu. Niye olduğunu. Oh, çok güzel sesler yapıyor. Sen kulak tıkıl değilsin değil mi? Seni düşecek bunun seslerine muhtemelen sonra. Ama bir sürü iş çıkarıyoruz. Evet. Olsun. Semih de şu an askerde. Muhtemelen. Evet, şu an bu video yayınlanırken muhtemelen Semih şu an Ankara'da. Evet, askerde. Yerde olabilir ama süper. Evet, bunun içinde böyle çeşitli springtail'ler, işte springtail'lerin yemleri olacak ağaç parçacıkları, işte pirinç parçacıkları falan. Bunun içeriğini merak ediyorsanız springtail kültür çoğaltma videomuza bakabilirsiniz. Aynen, onu koyacağım. Onu artık böyle şu kabı alsak mı, almasak. Böylece elimle dağıtaraktan, sek sekerekten. Arka köşeleri falan da komple edebilirsin. Aynen şu arka köşelerin boşluk biraz. Şöyle yapalım. Bayağı izopot varmış. Onun içinde de varmış bak. Var mı? Önüne bak, önüne bak. Önüne hemen şurada. Değil mi? Tam şurada, şunun altında. Hmm. Ya, izopotlar iyi dediğim gibi. Hani bu kalesi V2 yiyecektir onlara. Kalesi V2. Gördün mü izopotu? Bilemiyorum ama tam bak parmağının ucundan çıktı şu an. Sıkıntı olmaz. Takılsın orada. Ah taş kafama. Oo, suyundan da koyalım azıcık şöyle. Bunda zaten vardı. Bununla beraber iyice oturacaktır bundaki evet, koloni. Evet. Yani kültür oturur bunda iyice. Zaten bir tane daha kültür yapmıştık. Ek kültür. Onu da başka canlılarda kullanırız. Başka bir biyoaktif seramla yaparız belki. Küçük bir tane daha. Aslında mikrobiyotoplar çok güzel oluyor ya. Tamam. Bunu attık böyle. Ama ben bellerimi yıkamam gerekecek sanırım. Aynen öyle. Springtail'liyim. Springtail'liyim. Hiç öpmeyeyim seni de daha. Aa bak elimde zıpot yürüyor abi. Dedim ya. Sen onu mu diyorsun iki saattir? Bu aslında hani bu tam top olmayan izopotlardan, tespih evet. Böceklerinden. Biraz daha farklı tür. Uç. Küçük böcek. Ya şimdi zaten kalesi bunun düzenini zaten bozacaktır.
O diğer... Kendine göre kazacaktır. Yani diğer arkadaş da biraz yardım eder ona. Kalesiye bozması konusunda. Şöyle biraz yapalım. Dağıt bakalım. Ha. Şunlar çok birikmiş. Suyun alt kısmında evet. Ha. Tamam, spagmosları da ekledik. Oo. Elini kirleteceğin hiç kalmayana kadar... Aynen, bence de. Devam edelim ya. Devam et, sonra yıkarsın. Şimdi bunlar Amerika'dan özel gelen. Bunu da yine daha önce bahsettik. O yüzden şimdi tekrar girmeyeceğim. Amerika'dan özel gelen yapraklarımız. Bunları bol bol saçtık gitti. Ama hep tıraflaştık nedense. Olsun, bence kötü durmadı. Yani güzel. Sonbahar da geliyor zaten. Sonbaharla birlikte. Bunları sterilize etmesi yani basit zaten normalde. Sirke ve suda yapabilirsiniz. Sen kendiniz topladığınız yaprakları bu hale getirebiliyorsunuz. Aynen. Biraz su eklemesi yapalım. Su şurada karşında hemen. Açayım mı onu sana? Aynen. Sonra ben dökeyim. Nereye istiyorsun? Tamam, dök. Nereye? Şuraya. 10 numara. Tamam. Topun üstüne. Dök dök dök. Tamam. Dök 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 dök. Böyle karışık da dökebilirsin biraz ya. Heh. Tamam, ooo süper. Ay tut, dışarı dökeyim. Bir tel yuvarlasın. Ay telden yine. O yüzden tamam, kağıt tel, koydum ya altına. Tel dök ya. Kağıt koydum ya yüzden altına. Aynen. Dök dök, spring tel var, bol bol kaldırır. Bitki de gelsin de. Burada arkadaşımız da bekliyor buraya girmek için. Tamam, onu boşaltayım bunu değil mi? Boşalt ya. Oğlum kamera bana çarpıyorsun iki tane. Şu kütüğü kaldırsana, onun altında bayağı spring tail var. Oraya biraz daha su şey yapalım. Sen de 10 kuru çıktı. Tamam, örtebiliriz. Tamam. Tamam herhalde. Evet. Üstten biraz sprey senin, yapayım mı? Şu an çok daha sprey iyi. Sprey ama hiç boş ver ya. Sprey'e girme hiç. Bakın cam var. Cama gelmesin. Cama değil, şunun üstleri nemli dursun diye. Tamam yeter ya. Bak, bol bol nemlendirdik. Şimdi o zaman önce şey şunu da koyalım. Bambumuzu. Koyacağımız tür çünkü bir ağaç türü biraz. Bunda takılır belki ya. Onunla videosunu çekmedik bu arada değil mi? Çekmedik daha. Onun şeyi de çok eğlenceliydi. Sürüngenlerle ilk temas videosunda. Güzel şey yaptı. Vallahi güzel görünüyor sanki bence önden ya. Nasıl güzel gözüküyor mu kamera? Şşt. Sony. Sony ya. Şimdi canlar da yerine girince yemleri de koyalım. Aslında buhar makinesini unutmasaydım, getirseydim. Buharla birlikte güzel olurdu ona. Şimdi yemleri de koyalım. Şimdi yem olarak da burada yine BSF'ler varımız var. Bunları da ekleyelim. Kalsiyum koyalım mı üstüne, ister misin? Aynen, kalsiyum olabilir. Aslında bunlar da kalsiyum oranının yüzde hani günlük alacağı kalsiyum ihtiyacının çoğunu karşılıyor hemen. Görebiliyor musun kalsiyum? Ama yine kalsiyum? De ek kalsiyum tamam. Kullanabiliriz. Böyle şimdi hemen. Al. Bir şey daha yer yapayım seni ya. Gel sen yapayım ya. Gözükmüyor şu an muhtemelen. Ellerini yıka. Hiç öpmeyeyim canım. İşte spring değilim. Tamam. Üzeri birazcık daha alalım. Alamadım arkadaş ya. Bitmiş burası. Küçücük kaşık. İçinden çıkıyor ya bu kaşık bunun. Aynen. Ölçek kaşığı aslında. Bunları da attık. Biraz yine böyle un kurdu serpiştirebiliriz mesela. Harbi var. Şimdi toplamadık biz un kurdu. Sen ellerini yıkarken ayıklayayım istiyorsan biraz. Ha, tamam olur. Ben de yıkamaya gideyim bari. Ha, dur şeyi de ekleyelim ya. Şu arkadaşı da ekleyelim. Ondan sonra yapalım. Tamam. Evet, bu arkadaşın videosunu biz çekmedik daha henüz. İnşallah onu da çekeriz. Barney! Korkuttun lan. Bu da şöyle bir arkadaşımız. En eğlenceli kurbağa türlerinden biri. Evet ya. Surat ifadesi falan böyle çok güzel gerçekten. Atlayabilir. Atlarsa terörlüğün üstüne atlasın. Şeye koymaya çalışsan tünekte duracak mı? Bildiğin tünek ama şu an. Orada tünekte gözükebilir mi? Gözükmüyor. Gözüküyor. Ön eşiden kesin görüşür. Şey gözükür. Duruyor. Bu dengeli arada duruyor, güzel. Eser bizden selam istemişti. Evet. Eser. Eser'e de bir Eser'e selam gönderelim. Eser'e buradan selam olsun. Şu an canlı yayınlarda da selam isterler genelde. Çekim sırasını aradı ya bize. Evet.
Doğru. Bu arada benim de şey ya, ha, bana şey Jurassic World figürünü yollayan arkadaşa teşekkür etmeyi unuttuk. Ona da buradan teşekkür ederiz. Yani 3 bölüm boyunca burada kaldı o. Getirdiğini de bir türlü bahsedemedik. Bu sefer bahsedeyim, bu sefer bahsedeyim derken kaldı öyle. Bu arada dala ne kadar kolay adapte oldu duruşu falan. Yani zaten bambuları seviyorlar yani. Hani gekolar için de yine kullanılabilir bu. Aa kalesi nerede? Kalesi burada. Kalesi de koyalım. Kalesi B2. Bıraktığımız gibi duruyor. Aynen öyle. Kuyruğu indirmiş sadece. Bak ölü. Yine kastı kendini. Bildiğin ölü. Hop. Bayağı hızlı atladı. Balıklama atladı. Ben gene hareketsiz atladım. Evet. Sonra. Hareketsiz. Ya işte bunların gerçekten ölü taklit yapma özelliği çok fazla. Hatta çöpe atmayın falan diyorlar. Öldüğünü emin olmak için falan birkaç gün bekleyin falan diyorlar yani bunları. Bakımlarında yabancı kaynaklarda genelde. Ama şu an gayet güzel gözüküyor. Evet evet, şu an terör oldu ya. Biraz da üstten buhar verseydik böyle makine yanımızda olsaydı da çok daha havalı durdu. Ama şu an gayet güzel oldu. O da gömüldü oraya tamamen çiçekte. Belki bir tane sarmaşık türü de eklenebilir ama çok gerek yok ya. Yapay sarmaşık konulabilir. Belki UV ile uğraşmamış olursun. Aynen, yapay sarmaşık da olabilir. Çünkü sarmaşıklarda zehir durumu falan da var. Aynen. Toksik salgı olabiliyor. Bu arada burada ışık var mıydı bizim? Ah, getirdin sen. Yok ışık var da ha, elektrik priz, var mı? Priz, bir şekilde ulaştırmaya şimdi çalışırız. Üstünü kapatalım. Bir de ışık da... Bekle ben bulayım şuraya. Çekeyim bir tane elektrik. Bu da yine Exotard'ın kompakt tabı. Biraz bunu isterim bari ya. Onu sen depodan getirdin muhtemelen. Evet, bizim depoda duran sandık altı. Sandık altından çıkan. Hanım bana bir sürü var ya. Tamamını çok almıştım. Ama yani daha ev sergisi için olduğu için bunlar böyle çok yani, evet. Daha yayvan düzende kullanılması gerekiyor. Evet. Gerçekten Exotard'ı bazı konularda çok şöyle yapalım. Güzel işler yapıyor. İçini rahat görmek adına. Nasıl oldu? Ooo. Bundan sonra bir tane de şey, kapak için fotoğraf da alalım. Ateş ediyor bakayım. Gayet temiz olmuş. Aynen öyle. Kesinlikle. Çok güzel gözüküyor. Kurbağa da oradayken çekelim. İçelim mi bunu hadi? Tamam. Finali de yapalım. Tam buradan da alabiliyorsun aslında. Tamam abi şöyle. Açıyorum. Hadi gel. Bence versiyon yükseltin başarılı olduk. Valla bence aynen. Eskisine göre bayağı güzel oldu şu an. Hem yani bir arkadaşı olmuş oldu kalesinin. Bir de bioaktive dönüş iyi oldu ya. Evet evet, bioaktif dönüş var. Yani çünkü şu an mesela 9 ay, 1 sene belki bu teraryum hani camları zizem yeter. Camları zizem, sadece bunu yaptığımızı yapsak yine yeterli olur yani. Bir de kan tor çok kalın. Evet. Bunun hem avantajı bayağı... hem de dezavantajı var. Avantaj tabii. Böyle şey nemi için, tutuyor. Nemi tutuyor ve yani iç dizayn yaparken kökleri tutabilecek tabii falan alan sağlıyor tabii. Ama temizlik için de bu aynı zamanda sıkıntı. O yüzden bioaktif bu konuda oldukça yerinde bir karar. Ya tabii tabii, kesinlikle. Ya diğer türlü bunun sürekli değişimi yani çok zor. Bir de maliyeti çok yüksek. Burada en az tabii 100 liralık torf vardır içinde. Tabii torf da bayağı var ya. Yani 3-4 tane var şu an paket galiba burada. Yani 4 paket desem minimum 100 lira yapar zaten. Evet. Yani kork bark fren derken onları kompakta saymıyorum bile. Şu bile şu an 450-500 lira civarı olmuş galiba. Yani. Ya hadi o şey alınmak zorunda değil. Onun A, B, C alternatifleri var. Yani o isteyen tabii daha lüksüne gidebilir, isteyen daha makule tabii gidebilir ama bu torf mesela alternatifsiz tabii bir şey malzeme şu an. Kesinlikle. Bence güzel oldu. Bence de. Siz de beğenip yani bu videonun devamını yazsın istiyorsanız beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın videoya. Farklı farklı canlılar için teraryum kurulumları olacak. Evet. Planlarımız arasında var. Sürpriz olsun söylemeyelim şu an. Evet. Çünkü biz de bilmiyoruz daha. Yok, gayet yok, yok. Var sıradaki, bir tane çok iyi var. Sıradaki iki tanesi hazır. Çok iyi var bir tane ama bakalım işte onları çekim yapacağız inşallah. Güzel olacak o da. Maliyetli olacak. Evet. Maliyetini de çıkartacağız zaten ya. Ama gene de değer. Yani değer değer. Her şey değer. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim kanalımızı beğenmeyi,
Bize destek olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere. Bye bye.